Aşağıda bir X atomuna ait bazı incelikler verilmiştir. Temel haldeki elektron dizilimi bilinen X atomunun yukarıda verilen niceliklerden hangileri bulunabilir demiş. Hemen biz bir elektron dizilimi yazalım X atomu için. Örneklendirerek yaparsak daha iyi görürüz. Şöyle 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4 olsun mesela. Şimdi bize diyor ki temel haldeki elektron dizilimi biliyorsak hangilerini bulabiliriz? Ben bu elektron dizilimine baktığımda toplam elektron sayısını bulabilirim. Bakın toplam elektron sayısı kaç burada? 16. Toplam elektron sayısı 16 ise nötr haldeki elektron sayısı bize proton sayısını verecektir. O zaman bunun proton sayısını bulabildim. Çünkü elektron sayısı protona eşit. Değerlik elektron sayısı şu şekilde katmanlarına ayırırsam son katmandaki elektronlarının sayısı bana değerlik elektron sayısını verir. Değerlik elektron sayısı 6'ymış mesela. O zaman ben ikinci niceliği ve üçüncü niceliği bulabilirim. Nötron sayısı demiş. Nötron sayısı, burada nötron sayısını bulabileceğim herhangi bir ipucu vermemiş bana. Sadece elektron sayısını ve proton sayısını biliyorum. Nötron sayısını bulamam. Nükleon sayısı demiş. Nükleon sayısı, şöyle yazalım. Proton sayısı artı nötron sayısına eşittir. Yani proton ve nötronun toplamı olacağına göre ben protonu biliyorum ama nötron sayısını bilmiyorum. Nötron sayısını bilmediğim için nükleon sayısını da bulamam. Demek ki hangilerini bulabilirmişim? Sadece 2 ve 3'ü bulabilirmişim. Cevabımız bursa. Aşağıdaki tanecik çiftlerinden hangisi izoelektronik değildir? İzoelektronik tanımını hatırlayalım. Proton sayısı farklı. Şöyle yazayım buraya. Elektron sayısı ve dizilişi aynı olan taneciklerdi. Şimdi bu tür sorularda ne yapacağız? Eğer atom numarası 20 ve altındaysa hemen elektron sayısını hesaplayacağız. Elektron sayısı aynıysa dizilim de zaten aynıdır. Buna bakarak karar vereceğiz. Ama atom numarası 20 ve üzerinde olanlarda mutlaka elektron dizilimini yapmamız lazım. Şimdi A seçeneğine bakıyorum. Burada atom numarası 19 ve 18 var. 20'nin üzerinde olan yok. O yüzden elektron sayısını buluyorum. 19 artı 1 yüklü olduğu için 1 elektron kaybetmiş. Elektron sayısı 18. Diğeri zaten nötr halde olduğu için elektron sayısı 18. 20'nin altındaysa sayı eşitse izoelektroniktir demiştik. Bunlar izoelektronikmiş. Bursa'da yine 20'den büyük olan yok. O yüzden elektron sayısını hesaplıyorum. Artı 2 yüklü olduğu için 2 elektron kaybetmiş. Elektron sayısı 18. Bu da eksi 2 yüklü olduğu için 2 elektron kazanmış. Elektron sayısı 18. Bunlar da izoelektronikmiş. Ceyhan'a bakalım. Artı 5 yüklü. 5 elektron kaybetmiş. Yani 12. Artı 2 yüklü silisyum 2 elektron kaybetmiş. Bu da 12. Elektron sayıları eşit olduğuna göre izoelektronik. Edirne'ye bakalım. Beryum 2 elektron kaybetmiş. 2 elektronu kalmış. Helyum nötralde 2 elektronu var. Bunlar da yine izoelektroniktir. Şimdi Denizli'ye geldim. Atom numarası 20'den büyük bakın. O yüzden bunların elektron dizilimini yazmam lazım. Katyonların elektron dizilimini yazarken atom numarası 20'den büyükse önce elektron dizilimini yazıp daha sonra gereken kadar elektronu koparmalıyım. Şimdi bunu yazıyorum. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1, 3D5. Elektron dizilimini S2D4 diye yazmadım. Çünkü daha önceki sorularımızda da hep söylediğim gibi S2D4 ile biten elektron dizilimi bu şekilde biten bir atom olamaz demiştik. S'deki bir elektron D'ye geçer ve S1 D5'e dönüşür. Bu küresel simetri eğiliminden dolayı kendiliğinden gerçekleşir demiştik. Temel halde bu atomun elektron dizilimi bu şekilde. Şimdi ben buradan bir elektron koparacağım. Çünkü artı bir yüklü iyon vermiş bana. Artı bir yüklü hale gelmesi için en dış katmandan bir elektron koparmalıyım. En dış katman baş kuantum sayısı en büyük olan 4s orbiteli. Buradan ben bir elektronunu koparıyorum. Bu bir elektron gittikten sonra
Elektron dizilimi 3P6, 3D 5 ile bitiyor. Şimdi diğer atomumuza gelelim. Hemen bu da bu nötr haldeymiş ve atom numarası 23. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D3, 23 oldu bakın. Bunun elektron dizilimi 4S2, 3D3 ile biterken diğerinin elektron dizilimi 3P6, 3D5 ile bitiyor. Elektron dizilimleri aynı değil. O yüzden de bunlar izoelektronik değildir. Yani cevabımız Denizli. XO3- iyonunda toplam 42 elektron bulunduğuna göre nötr X atomu için yargılarından hangileri doğrudur? Hemen XO3- iyonumuzu yazalım. 42 elektronu bulunuyormuş. Biz burada oksijenin elektron sayısını biliyoruz. Yani proton sayısı nötr haldeki elektron sayısına eşittir. O yüzden bir oksijen atomunun 8 tane elektronu vardır. Şimdi biz burada bu iyonda toplam 42 elektron olduğunu bildiğimize göre şöyle yazalım. X'in elektron sayısını bilmediğim için X'in elektronuna X diyelim. Oksijenin elektron sayısı 8 olduğuna göre 3 tane oksijenden gelen 3 çarpı 8 yani 24 elektron vardır. Bir de şurada eksi 1 yüklü iyon olduğu için 1 elektron daha kazanmıştır. O zaman 1 elektronu da buraya ekledim. Şimdi toplamını 42'ye eşitliyorum. Toplam 42 elektronu var dediği için. Bunu düzenleyelim. 3 çarpı 8 24, bir daha 25. X artı 25 42 olacakmış. Demek ki X buradan 17 olacak. Yani biz X elementinin 17 elektronu doğal olarak proton sayısında 17 olduğunu bulmuş olduk. Şimdi sorumuzu artık çözebiliriz. Çekirdek yükü artı 17'dir demiş. Çekirdek yükü dediğimiz şey bizim proton sayısıdır. Yani proton sayısı çekirdekteki artı yüklü tanecik olduğu için çekirdek yükü adını da alır. O yüzden artı 17'dir doğru. Temel halde bir tane yarı dolu orbitali bulunur demiş. Şimdi 17'ye göre elektron dizilimini yazalım. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5, 17 oldu. Şuraya kadar hepsi tam dolu zaten. P orbitallerini yazıyorum. 3 tane P orbitalinde 5 tane elektron varmış. Bu 5 elektronu teker teker yerleştirdim. Sonra ikincileri eşleştirdim. Ne oldu bakın? Bir tane yarı dolu orbitali oldu. Bana ne demişti? Bir tane yarı dolu orbitali bulunur demişti. Doğruymuş. En yüksek enerjili orbitalinin N artı L değeri 4'tür. En yüksek enerjili orbitali 3P5 orbitalidir. 3P5'te 3P şuraya yazalım. N değeri 3, L değeri de 1'dir. 3 artı 1'den 4'tür. Yani bu ifade de doğruymuş. Demek ki cevabımız 1, 2 ve 3 Edirne olacakmış. Yukarıda verilen taneciklerden hangilerinin temel hal elektron dağılımları doğrudur? Temel hal elektron dağılımlarını gösterirken burada uzun uzun yazmamak için argon kısaltmasıyla gösterilmiş. Orayı şuraya önce yazalım. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Bakın bu elektron sayısı 18 olan argonun elektron dizilimidir. O yüzden uzun uzun atomların elektron dizilimlerini yazmak yerine bazen kendisine en yakın olan soy gazın sembolüyle kısaltabiliriz. Yani biz bunu yazmak yerine bu şekilde argon ile ifade edebiliriz bu kısmı. Burada da o yöntem kullanılmış. Şimdi bakır iyonu için bunu yazalım. Bakır atom numarası 29 artı 2 yüklü iyonunu vermiş bize. Şimdi bakırın önce nötr hali için şuraya argonu yazdım. Yani 3P6'ya kadar dizilimi yapmış olduk böylelikle. Sonrasında 4S1, 3D10 ile bitecektir bakırın nötr hali. Nötr halde bu şekilde S1D10 yazdık. Neden böyle yapmıştık? S2 ve D4 olamazdı elektron dizilimi. Buradaki bir elektron buraya geçip S1 D5 olurdu. Ya da S2 D9 olamazdı. Buradaki bir elektron buraya geçip S1 D10 olurdu. Şimdi bu kuraldan yola çıkarak biz buna S1 D10 diye yazdık. Artı 2 yüklü iyon dediği için
İki tane elektronu koparırken önce en yüksek enerjide en dış katmandan başlıyorum. En dış katmandaki S orbitalinden bir elektronunu koparıyorum. Buradaki bir elektron koptuktan sonra ikinciyi de artık D'den koparıyorum. Yani bu durumda ne oldu? Tekrar yazalım. Argon 4S'deki gitti. 3D9 kaldı. Bu şekilde olacakmış elektron dizilimi. Burada da zaten böyle vermiş. Doğru. Şimdi ikinciye gelelim. Kalsiyum. Kalsiyum için yine ilk 18 elektronu bu şekilde yazıyorum. Yukarıda gösterdiğimiz gibi. Atom numarası 20. O yüzden şuraya 18 elektronunu yazdıktan sonra geriye kalan 2 elektronu 4S2'dedir. Bunu da yazdım. Bu gösterim de doğruymuş. Titanyum. Atom numarası 22. Artı bir yüklü iyon. Burada yine bakırda yaptığımız gibi katyon olduğu için ve atom numarası 20'den büyük olduğu için önce normal nötr haldeki elektron dizilimini yapıyoruz. Sonradan bir elektronunu koparıyoruz. İlk 18 elektronu yine argon dizilimiyle gösterdim. Yani şu yukarıda yazdığımızı kısaca göstermiş olduk. 3P6'dan sonra sırada 4S2, 3D2 var. Bu şekilde 22 oldu atom numarası. Bir tane elektronunu şimdi en dış katmandan koparacağım. Çünkü artı bir yüklü demiş. En dış katman şurası. O yüzden buradan bir elektronunu koparıyorum. Buradan bir elektron gidince burayı yine aynen yazalım. 4S1, 3D2 olmalı. O zaman bakıyorum burada 4S1'i yazmadığı için bu yanlış olmuş. Doğru olanları sormuş bize. 1 ve 2 olmalıymış yani cevabımız Ceyhan. Temel haldeki X atomu 3 elektron verdiğinde oluşan iyona ait elektron diziliminde en yüksek enerjili orbital 3D5 olmaktadır. Buna göre X atomunun çekirdek yükü aşağıdakilerden hangisidir? 3D5 olması gerekiyorsa 3D5'ten önce 4S geldiğini biliyoruz. Şimdi elektron dizilimini yazarak bakalım. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Burada nötr haline göre önce yazıp sonra elektronları koparacağım. Bakın 4S2, 3D6. Bu şekilde yazdım. Çünkü elektronları koparırken önce biz nötr hale göre yazarız. Daha sonra elektronları en dış katmandan başlayarak koparırız. En dış katman baş kuantum sayısı en büyük olandır. Burada 4S'den 2 elektronunu kopardım. Daha sonra bir elektronu da buradan kopardığımda bakın ne olacak? 3P6'dan sonra 4S'dekiler gitti. 3D'den 5 elektron kaldı. 3D5 ile bitmiş oldu. Demek ki benim X atomumun nötr haldeki elektronları şu şekilde olacakmış. Burayı topladığım zaman 26 yapıyor. Nötr haldeki elektron sayısı aynı zamanda proton sayısına eşittir. Proton sayısının diğer adı da çekirdek yüküdür. Yani çekirdek yükü 26 olacakmış. Yukarıda orbital şemaları verilen A ve B atomları ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? B küresel simetriktir demiş. Hemen B'ye bakıyorum. Son orbital türündeki alt orbitallerin hepsi yarı dolu. O yüzden küresel simetriktir. Küresel simetri için demiştik ki biz en son türdeki orbitalin tüm alt orbitallerinin hepsi tam dolu ya da hepsi yarı doluysa küresel simetri özelliği gösterir demiştik. Birinci ifademiz doğru. A kararsız ve yüksek enerjilidir demiş. A'ya bakıyorum. Normalde A'da elektron dizilimine baktığımda Auerbach kuralı diyor ki bize en düşük enerjili orbitalden elektronlar yerleşmeye başlar. Enerji artışına göre yerleşmeye devam eder diyor. Şimdi biz 2P orbitali varken elektronun burada 3P'de olduğunu görüyoruz. Yani 3S 2P'ye göre daha yüksek enerjili olduğu için bu o kurala uymuyor. Demek ki dışarıdan enerji almış ve burada olması gereken bu elektron enerjinin etkisiyle 3S orbitaline uyarılmış. Yani bu uyarılmış bir atomun elektron dizilişidir. O yüzden kararsızdır ve yüksek enerjilidir. Bu ifademiz doğru.
aynı element atomları oldukları için aynı şartlarda bir elektron koparmak için gereken enerjiler aynıdır demiş. Evet, bunlar aynı element atomlarıdır ama A olan uyarılmış haldedir, yani yüksek enerjilidir ve kararsızdır. O yüzden A'dan elektronu koparmak B'ye göre daha kolaydır. O nedenle bu ifademiz doğru değildir. Doğru olanları istemiş. 1 ve 2 olmalı. Cevabımız Ceyhan. Bir atomun en yüksek enerjili katmanında bulunan elektronlara değerlik elektronları ve değerlik elektronlarının bulunduğu orbitallere ise değerlik orbitalleri denir. Buna göre tablodaki atomlardan hangisinin değerlik orbitalleri ile ilgili verilen bilgi yanlıştır? Beryum atomunu vermiş. Hemen şuradan katman ayrımlarını yapalım. Son katmanda S orbitali var. S orbitallerinde bir tane orbital bulunur. Türü S'dir ve orbital sayısı 1'dir. Doğru. Flor'da şu şekilde yine katman ayrımını yaptım. S ve P orbitalleri var. S orbitallerinde bir tane demiştik. P orbitallerinde de 3 tane orbital vardır. Yani toplam 4 tane orbital bulunur. S'den 1, P'den 3 olmak üzere. Tür olarak da S ve P'dir. Doğru. Magnezyumda yine katman ayrımını yaptım. S orbitali var. S orbitallerinde bir tane orbital vardır. Türü de S. Doğru. Skandiyumu vermiş. Yine katman ayrımını yapalım şöyle. Şimdi burada bakın. Dördüncü en dış katman artık dördüncü katman. Değerlik orbitalleri ise şu ikisi. S ve D orbitalleridir. S ve D orbitallerinde S'de bir tane, D'de şöyle gösterelim. 5 tane olmak üzere toplam 6 tane değerlik orbitali vardır. Burada sayıyı yanlış söylemiş. Orbital türü de D değil, S ve D demeliydi. O yüzden dördüncü ifademiz yanlış. Beşinciye bakalım. Şu şekilde katman ayrımını yaptım. S ve P orbitalleri değerlik orbitalleridir. S'den 1, P'den 3 toplam 4 tanedir. Bu ifademiz de doğru. Yanlış olan 4 olacakmış Denizli. Temel halde bulunan vanadyum iyonuyla ilgili yargılarından hangileri doğrudur demiş. Vanadyum iyonunu önce nötr halde elektron dağılımını yapıyorum. Çünkü atom numarası 20'den büyük olan katyonlarda önce nötr hale göre yazıyoruz. Daha sonra en dış katmandan elektronları sırasıyla koparıyoruz. Burada 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D3'müş bunun nötr hali. Ama artı bir yüklü iyon demiş. O yüzden bir elektronunu koparırken nereden koparacağım? Şu en dış katmandan koparacağım. Buradaki S'den 2 yerine artık 1 kalacak. O yüzden burayı 4S1 şeklinde düzenleyeceğim. Bir tane elektronu buradan kopardım. 4S1, 3D3 ile sonlanmış oldu. Elektron sayısı da 22'ymiş. Onu da buraya yazalım. Şimdi titanyum atomuyla izoelektroniktir demiş. Bakalım. Titanyumun elektron dağılımını yazıyorum. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D2. 22 oldu. Şimdi izoelektronik olması için demiştik ki proton sayıları farklı. Elektron sayı ve dizilişleri aynı olmalıdır. Burada elektron sayıları aynı. Proton sayıları da farklı. Fakat elektron dizilişleri aynı değil. Burada 4S1 3D3 ile biterken bunda 4S2 3D2 ile bitiyor. Elektron dizilimi farklı olduğu için izoelektronik değildir. Şimdi diğer yargımıza bakalım. L0 değerine sahip orbitallerinde toplam 8 elektron bulunur. L0 S orbitali demek. S orbitallerinde toplam 8 elektron var mı? Bakalım. S orbitalinde 2, 4, 6, burada bir tane kalmış 7. 7 elektronu var, 8 değil. O yüzden bu ifademiz de yanlış. Şimdi üçüncüye bakalım. 4 tane yarı dolu orbitali vardır demiş. Yarı dolu orbitaller şurada en sondaki elektronlara bakıyorum, orbitallere bakıyorum. 4S1, 3D3. S1 dediği için burada S orbitalinde bir tane elektron var. D orbitallerinde toplam 5 orbital var.
ve 3 tane elektronu teker teker yerleştiriyorum. 3 tane D'den 1 tane de S'den toplam 4 tane yarı dolu orbitali varmış. Bu ifademiz doğruymuş. Doğru olanlar istemiş. Yalnız 3 olacakmış Ceyhan. Elektron dağılımı 3D5 ile biten ve temel halde bulunan bir atom ile ilgili yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur demiş. 3D5 ile biten 2 tane ihtimal var. İkisini yazalım. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1, 3D5 ya da yine burası aynı şekilde 4S2, 3D5. Şimdi birinci ihtimalimizde atom numarası 24 olduğunda S2 D4 ile bitmesi beklenirken S2 D4 ile bitmez. Buradaki bir elektron D'ye geçer ve S1 D5'e dönüşür. O yüzden 3D5 ile bitiyor dediğinde bizim aklımıza hemen bu ihtimal de gelmeli. 4S1 3D5 ya da atom numarası 25 ise 4S2 3D5 şeklinde bitecektir. Kesinlikle doğrudur dediği için iki ihtimali de düşünerek soruyu çözelim. L0 değerine sahip 8 elektronu bulunur demiş. L0 S orbitali demek. S orbitallerindeki elektron sayısından bahsediyor. Biz şurada iki ihtimal düşünmüştük. Eğer S2 olansa, yani atom numarası 25 olansa, evet, S orbitallerinde toplam 8 elektron vardır. Ama diğer ihtimalse, yani atom numarası 24 olansa, burada S orbitallerinde 7 elektron vardır. Kesinlikle doğrudur dediği için bunu alamıyorum. Şimdi ikinciye bakalım. Dördüncü temel enerji düzeyinde en az 1 elektron bulundurur. Dördüncü temel enerji düzeyi katsayısı 4 olanlardır. Burada 4S1 ya da 4S2 iki ihtimal var demiştik. En az 1 elektron dediği için burada bakın en az 1 elektron var. Ya 4S1 olacak ya da 4S2 olacak. Bu o zaman kesinlikle doğruymuş. Atom numarası 24'tür demiş. Biz iki ihtimalden bahsetmiştik. Ya 25 ya da 24 demiştik. O yüzden bu da kesinlikle doğru değil. Doğru olan sadece 2 olmalıymış. Yani Bursa. Yukarıda elektron dizilimleri verilen atomlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? X atomu küresel simetrik yük dağılımına sahiptir. X atomuna bakıyorum. Son orbital türüne bakmalıyız. Son orbital türünün tüm alt orbitalleri tam dolu ya da tüm alt orbitalleri yarı doluysa küresel simetrik yük dağılımına sahiptir denir. Burada 3 tane alt orbitalin hepsi de yarı dolu olduğu için küresel simetrik yük dağılımına sahiptir. Doğru. Z atomu uyarılmıştır demiş. Z atomunun elektron dizilimine bakıyorum. 2P orbitalindeki bir elektronun 2P'de değil de 3S'de olduğunu görüyoruz. Bak. Demek ki normalde 2P'de olması gerekirken 3S'ye geçtiğine göre bu atom dışarıdan enerji almıştır ve enerjinin etkisiyle buradaki elektron 3S orbitaline uyarılmıştır. Demek ki bu ifademiz de doğru. Z atomu uyarılmış. Y atomunun değerlik elektron sayısı 7'dir. Y atomunun değerlik elektron sayısına bakıyorum. Birinci katmanı ayırdım. İkinci katmanda S'de 2, P'de 2, 4, 5 elektron. Yani toplam 7 elektronu var. Değerlik elektron sayısı 7'dir. Doğru. Temel haldeyken X ve Y atomlarının ML0 değerine sahip elektron sayıları aynı olamaz demiş. Şimdi X ve Y atomlarına geleceğim. X ve Y atomlarının ML0 dediği için, ML'si 0 olması için hangi değerleri alması gerekir? L0 ise ML0'dır. L1 ise ML-1, 0, artı 1 alabilir. Burada zaten S ve P orbitalleri olduğu için sadece bu ikisi için bakıyorum. Hem S orbitallerinde, L0 demek S orbitaliydi. Hem de P orbitallerinde ML0 olan birer tane orbital var. Şimdi bu birer tane orbitalde olabilecek elektron sayılarına bakıyorum. Hangi iki atom demişti? X ve Y atomu demişti. X atomunda ML0 olan, bakın buradan gelen bir tane şu yönlü, bir tane de şu yönlü iki tane elektron var.
Burada yine aynı şekilde Mg sıfırdır, 2 elektron var. 2p'de 3 tane tek elektron var. Bu 3 tane orbitalden bir tanesi Mg sıfırsa burada 1 elektron var. Yani toplam 5 elektron Mg sıfır değerini alabilir. Şimdi y'ye bakıyorum. 1s'de 2 tane, 2s'de 2 tane, 2p'de 2 orbital tam doluyken bir orbital yarı dolu. Bu yarı dolu orbitalin ben değerinin Mg sıfır olduğunu düşünürsem buradan bir tane elektron gelecektir. O zaman toplam sayı burada da 2, 4, 5 olacaktır. Olamaz dediği için bu ifade yanlış olabilir. Ama kesinlikle 5'tir, kesinlikle aynıdır deseydi o zaman yanlış diyecektik. Çünkü biz Mg sıfırın dolu orbitaller mi yoksa yarı dolu olan mı olduğunu bilmiyoruz. Olabilir ihtimalini düşündük. Olamaz dediği için yanlış olduğunu söyledik. Cevabımız Denizli olacak. Ama E seçeneğine de bakalım. X ve Y atomlarının elektron dizilimlerindeki en büyük baş kuantum sayıları aynıdır demiş. X ve Y atomlarındaki en büyük baş kuantum sayısı 2'dir. O yüzden bu ifademiz de doğrudur. Yani cevabımız Denizli. Yukarıda temel haldeki elektron dizilimi verilen Xn iyonu aşağıdakilerden hangisi olabilir? Elektron dizilimine baktığımda 4s1, 3d5 ile bitmiş. Yani toplam elektron sayısı 24. O zaman ben toplam elektron sayısı 24 olanların sadece dizilişine baksam yeterli. Mesela burada 24, burada 24, şurada 23, şurada 24, buradaysa 22. O zaman hemen iki tanesinden kurtulalım. Yani şuradaki elektron sayıları bize verilenden farklı olduğu için bunları atıyorum. Şimdi diğerlerine bakacağız. Elektron dizilimlerine bakmalıyım çünkü dizilimde aynı olmayabilir. Yani her zaman elektron sayısı aynı iken dizilim aynı olmayabilir. O yüzden manganla başlayalım. Artı bir yüklü iyon. Öncelikle şöyle yapıyoruz. Atom numarası 20'den büyük olan katyonlarda nötr hale göre elektron dizilimini yapıp daha sonra gereken kadar elektronu en dış katmandan başlayarak koparıyoruz. Şimdi 1s2 başlayıp yazalım. 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5. Artı bir yüklü iyon dediğine göre bir tane elektronunu koparacağız en dış katmandan. Yani baş kuantum sayısı en büyük olandan. Burada s'den bir tane elektronunu kopardığımda ne olacak? Burası 4s1 olacak. Yani şu kısmı yazmadım tekrar. Burası aynı. 3p6, 4s1, 3d5 olarak bitecek elektron dizilimi. Burada da zaten öyleymiş. Demek ki bizim aradığımız tanecik bu olacakmış. Cevabımız Ceyhan. Diğer iki tanesinin de elektron dizilimini görelim. Onların olmadığını görelim. Demir 26. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. 26'yı yazdım. Şimdi iki tane elektronunu koparıyorum. Nereden? En dış katmandan. Yani 4s'den koparıyorum. Buradaki iki elektronu kopardıktan sonra elektron dizilimimiz şöyle yazmayalım aynısını. 3p6, 3d6 ile biter. Yani bakın buradaki dizilimden farklı. Kobaltı da yazalım. Kobalt da yine 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 bu kısmı aynı zaten. 4s2, 3d7. Toplam elektron sayısı 27. Şimdi 3 tane elektronunu koparacağız. 3 elektronunu koparırken yine en dış katmandan başlayacağım. Yani önce 4s'den koparıyorum 2 tanesini. Sonra bir tanesini de 3d'den koparıyorum. Bu durumda ne olacak? 3p6'dan sonra 4s'dekiler yok. 3d'den 6 tane kaldı. 3p6, 3d6 ile bitmiş oldu. Yani buradaki dizilime bu da uymadı. O yüzden cevabımız Ceyhan olacak. Yukarıda X atomunun temel hal ve uyarılmış hal durumlarına ait elektron dağılımları verilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri yanlıştır? Uyarılmış hal temel hale göre daha kararlıdır demiş. Bu oldukça yanlış bir ifade çünkü uyarılmış hal dışarıdan enerji almış, yüksek enerjili bir haldir ve kararsızdır.
Kararsız olduğu için zaten kısa bir süre sonra tekrar eski haline döner, aldığı enerjiyi aynen geri verir dışarıya. O yüzden bu yanlıştır. Elektron uyarılmış halden temel hale dönerken dışarıya ışık yayar. Bu doğrudur. Elektron dışarıdan enerji aldıktan sonra zaten uyarılır. Fazla enerjilidir, kararsız haldedir ve bu fazla olan enerjiyi tekrar temel hale dönerken ışık olarak yayar. Uyarılmış hal elektron dağılımında yarı dolu orbital sayısı daha azdır demiş. Uyarılmış hal elektron dizilimine baktığımızda 2P2 ve 3S1 diye yazmış. Burada bakın 3 tane P orbitalinden 2 tanesi yarı dolu, S orbitalinden de 1 tanesi yarı dolu. Yani 3 tane yarı dolu orbital var. Temel halde de 2P3. 2P3'ü de 3 tane orbitale teker teker elektronlar yerleştiğinde yine 3 tane yarı dolu orbitali vardır. O yüzden bu ifade de yanlıştır. Yanlış olanları sormuş bize. 1 ve 3 olacakmış Edirne.